Çin'de yaklaşık 2200 yıl önce siyasi birliği sağlayan İmparator Qin Shuang'ın M.Ö. 259 ile 210 yıllarında imal ettirdiği toprak askerler asırlardır tarihe meydan okumaktadır. Ülkenin Şans eyaletine bağlı Xi'an kentinin Lintok bölgesinde 1974'te bir tarım işçisi tarafından keşfedilen ve UNESCO tarafından 1987 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınarak dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen toprak askerler hakkında bilgileri sizler için derledim. İyi seyirler. Çin'de hüküm sürdüğü dönemde ülke genelindeki feodal beylikleri yenerek yazı, ölçü birimleri ve hukuk sisteminde birliği sağlayan ve merkezi yönetime bağlı eyalet ve şehirler gibi idari birimleri teşkil eden Qin Shuang kendi döneminde katı bir yönetim sistemi izlemesiyle bilinmektedir. Bundan dolayı düşmanlarının ölümünden sonra da peşini bırakmayacağını ve dünyevi şeyleri ölümden sonraki hayatında kullanabileceği inancını taşıyan hükümdarın bu orduyu kendini koruması için yaptırdığı bilinmektedir. Yaklaşık 8000 kişilik toprak savaşçı imparatoru beklemektedir. İmparator Çin'in toprak askerleri, süvariler, okçular, yüksek rütbeli askerler, generaller, katipler ile tam tekmil bir ordu görünümüne sahiptir. Arkeoloji kazılarında çıkartılan toprak askerler, İmparator Çin'in ölümünden sonra gömüleceği mozolesini koruyacak bir konuma yerleştirilmiş durumdadır. Yüz şekillerinden ten renklerine, saç, bıyık, sakal, boy ve şekillerinden kulak büyüklüklerine kadar birbirinden tamamen farklı tasarlanan toprak askerlerin ağırlığı 150 ila 300 kilogram arasında değişiyor. Yapılan araştırmalara göre toprak savaşçıların beden ve yüzleri el ile yapılırken ayak ve el gibi bazı kısımlar ise döküm tekniği kullanılarak yapılmıştır. Gerçek askerlere birebir benzetilerek yapılan askerlerin atları, savaş arabaları ile bronzdan yapılan zırhları, kılıçları, okları, kargıları ve mızrakları mevcuttur. Her biri diğerinden farklı tasarlanan toprak savaşçıların ilk zamanlarda üzerindeki zırhlar üniformaları ve vücut yapıları renkliydi. Bugüne ulaşan eserlerde toprak rengi dışında herhangi bir renk görünmese de ilk inşa edildiği dönemde mavi, kırmızı, yeşil tonlarının ağırlıkla kullanıldığı ve toprak savaşçılarına canlı bir ordu görüntüsü verildiği belirtilmektedir. İlk keşfedildiği 1974'ten bu yana yapılan bazı çalışmalarda yer altından çıkarılarak onarılan toprak askerlerin restorasyonu devam etmektedir. Sayıları yaklaşık 8000'e ulaşan toprak askerlerin bulunduğu kazı alanlarında zamanı yenik düşerek çürüyen diğer toprak askerler, atlar ve çeşitli kalıntılar da mevcuttur. Toprak askerlerinin bir kısmı ise arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılamayacak kadar dayanıksız olduğu için gün yüzüne çıkacağı zamanı beklemektedir. Evet dostlar, videoların devamı için abone olup like sembolüne dokundurarak bize de destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.